Abi bugün ne yapıyoruz? Botumuzu almaya gidiyoruz. Aha geldi bir tane daha botçu. Gir hadi gir. Evet. Hadi biz gidelim. Hoş geldin. Evet. Botu alın ve gelin. Olur. Bot mu alayım? Gel. Hadi bir botu almaya gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Kolibri'den 3.30 bot aldık bir tane. Çünkü biz sulara mulara çok çıktığımız için göllere, möllere, denizlere, bir de palamut sezonu geliyor. Palamut sezonu yaklaştığı için. Emre be, şu şeyi kukayı kapattırsana benim yere. Geliyorum 5 dakikaya. Palamut sezonu da geldiği için güzel bir motor takacağız. 3.30 Kolibri iyi bir bot. Denizde de kullanabileceğiz. Palamuta sırtı çekeceğiz, lüfere sırtı çekeceğiz, göllere gideceğiz. Güzel, keyifli avlar yapacağız inşallah. Artık hep Kolibri bize sponsor oluyordu. Yani yine sponsorumuz da, Kolibri bize bot veriyordu kullanmamız için. Artık kendimize ait güzel bir botumuz olacak. Onu kullanarak daha keyifli avlar yapacağız. Bu arada off-road yapmıyoruz kesinlikle. Evet, off-road yapmıyoruz ama off-road gibi yapıyoruz. Gördün mü bir sürü botları? Araba çalışsın. Haydi bakalım. Gel içeriye de bir çek. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Melih, Metin abi, Kolibri Türkiye. Kolibri Türkiye, Metin abi karşınızda. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi biliyorsun Metin abi bize hep göle çıkarken hafta sonları o balık avlarımızda bot veriyordu kullanmamız için. Zaten bot rüştünü ispatlamış, defalarca kullandık. Dedik ki biz Metin abiye bu kadar yük olmayalım. Geldik sağ olsun, yardımcı da oldu. Kendi botumuzu aldık. Artık bizim de 3.30 bir botumuz var. Aa, müthiş. Nasıl bir bot? Harika bir bot. Açık halinde göreceksin şimdi. Şehirde de botumuz mevcut, onu da görebiliriz. Kolibri KM330. Bu omurgalı değil Metin abi. Düz seri. Düz seri ama ahşap ızgara tabanlı. Ahşap ızgara tabanlı. Motor takılabilen versiyon. Aynalı seri. Toplam ağırlığı 31 kilo arkadaşlar bu botun. Buna 12 beygire kadar, doğru mu söylüyorum? Yok. 12 beygire kadar motor takabiliyorsunuz. Ben 6 beygirlik bir Suzuki almayı planlıyorum. Kilodan dolayı. Çünkü 9.9'luk 10-12 beygirlik motorlar 45-50 kiloya kadar çıkabiliyor. 6 beygirlik Suzuki motor 25 kilo, 23 kilo civarında yanlış hatırlamıyorsam. Yani botla beraber 50-55 kilo toplamda tek başınıza bile kurulum yapabileceğiniz ve bu benim iddiam ama ispatlayabiliriz. Bence şişme botlardaki dünyanın en iyi marka değil mi? Dünyanın en iyi markası aynen, diye. Aynen. Dünyanın en iyi markası çok arkadaşlar. Kolibri yani dayanıklılık işte bu kaynak teknolojisi. Onu anlatacaktım. Kaynak teknolojisi. Metin abi gel seni böyle alalım. Kaynak teknolojisi. Çünkü birçok şişme bottaki en büyük bela ne? Ek yerlerinden açılıyor. Bu botta öyle bir şey neredeyse imkansız. Ya şöyle söyleyeyim, yaklaşık 10 yıldır tamamen kaynak teknolojisiyle yapıyoruz üretimlerimizi. Şöyle gördüğünüz yer, dış kuşak bile tamamen kaynak teknolojisiyle atılmış. Yani bu botun açılması mümkün değil. Ya kesilecek, ya yırtılacak işte sivri bir kaya taşı diyeyim. Ya da işte ne bileyim yani... Ya bir yere sürteceksin, takacaksın ama bu hatta ben biraz önce... Videoya başlamadan önce bota karar vermek için Metin abiyle konuşurken dedi ki ya işte şişkin halde arabada falan tutma. Neden dedim abi? Ya dedi genleşme aşırı sıcak botu patlatabilir. Ama dedi rahat ol ek yerinden değil başka bir yer. Çünkü aşırı bir sıcaklık değil mi? Aşırı kesinlikle, bir şişme. Aynen. Yani bu da önemli bir bilgi. Şişme botlarınızı 60 dereceye kadar galiba çok dayanabiliyor doğru, bunlar. Çok doğru. Şişme botlarınızı mesela kapalı kasa bir arabaya yükleyip de İşte tam 10 saat, evet tam şişirirseniz 10 saat 12 saat o sıcakta beklediğinde sıcak hava genleşiyor ya genişliyor
Yani bu tüpleri aşırı şişebilir. Bizim burada bir yöntemimiz var. Şöyle fazla hava, genleşen botun fazla havasını tahliye vanasına otomatik atan valfimiz. Bunun sayesinde aynen. Bu bir can güvenliği bottaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu tabii sudayken de çok önemli. Çok aşırı önemli, sıcak aynen. Bir havada denizdesiniz. Aşırı bir genleşme olduğunda burada iki tane tahliye, onları yakından çekersin. Tahliye valfleri var. O valflerden fazla havayı dışarı atıyor. Böylece sizi riske atmıyor. Şişirirken de tüm subaplar check valfli bildiğim kadarıyla. Pompayla havayı basıyorsunuz. Ayak pompasıyla da zaten maksimum 7-8 dakikada şişirilebiliyor. Hortumu çıkarsanız bile geri tahliye olmuyor hava. Çünkü check valfler var. Valla çok beğenerek biz 2.80 ile en son 2.80 ile çıkmıştık. O da çok müthiş biz rahattı. Biz balıkçı serisiyle çıktınız. Doğru, biz balıkçıyla çıktık. K280T. Doğru, arkası düz olan. Segment. Tabii bu tam profesyonel. Direkt şey. Aynalı. Aynalı. Müthiş bir bot. Şu aparatı da aldık Melih. Bu da direkt... Olta kamış takma aparatımız. Yine aynen. Kendi üretimimiz, kendi kalıbımız. Çok başarılı bir aparat. Radar. Tabii aynen. Mini jel akü. Balık bulucu üste ilave ediliyor. Yani fonksiyonlu bir aparatımız. Dolu bir bot. Kesinlikle. Faruk'a da şundan aldı bir tane Faruk'ta. Evet. Faruk'a da 330 KM330S Kano modelimiz. Kano bot. Türkiye'de ilk. Daha bence müthiş dünyada bir şey. İlk. Müthiş biz ürettik. Yeni ithalatımız. İlk botu da, ilk kanoyu da Faruk arkadaşımıza sattık inşallah. Bunu da kullandık geçen hafta. Sağ olsun Metin abi, bunu da bir hem deneyelim hem de yorumlarımıza katalım diye. Bunun da detaylı videoları gelecek. Bunu da çok güzel videolarıyla test etmiş olduk. Karşınıza getireceğiz. Şimdi bu bizim aldığımız bot. Açık hali. Hemen Melih arkanı dön, kapalı halini gör. Olayın güzelliği burada zaten. Taşıma çantasında. Evet, bu kadar dayanıklı, bu kadar sağlam ve 450 kilo mu taşıma kapasitesi o bot? Ve gördüğünüz gibi bakın, ben tek başıma 483 kilo taşıma kapasitesi var. Bizim aldığımız botun açık halini gördünüz. Bu da kapalı hali. 483 kilo taşıma kapasitesi olan bir botu sadece 31 kilo ve ben tek elimle değil, iki elimle gördüğünüz gibi arabaya yükleyip indirip Mera'ya götürüp rahatlıkla kurabiliyorum. Açtığımda 4 kişi rahatlıkla bineriz herhalde Metin abi. Müthiş, rahat ve keyif alacaksınız. Hani 6 kişi de taşır ama... Yok, biz balıkçı hani rahat rahat olta atacağız. Hatta ben 3 kişi bineceğim biliyorsun. Ama mevzu şu arkadaşlar, yani pratikliğe bakar mısınız? İşte... Tabii bu çok tartışılan bir şey. Hatta bazı kişiler videolar yapıyor. İşte şişme bot neden alınmamalı falan gibi. Ben bu görüşe inanılmaz karşıyım. Şişme botun öyle anlatıldığı kadar zorluğu yok. İşte 60 kilolardan 70 kilolardan bahsediliyor. Öyle bir şey yok. İşte kolibri bot 330. Yani 30 kilo her ağırlığında. Tabii canım çok rahatlıkla kaldırabiliyoruz. 10 dakikada kuruluyor. 15 dakikada toplanıyor maksimum. Motor takabiliyorsunuz. Ve istediğiniz her yere, tatlı suya, denize, arabamı şimdi zaten yükleyeceğim, göreceksiniz, arabaya at, istediğin yere götür. Zaten ne yapacağız? Biraz sonra biz kendi dükkanımızda da balık saatinde bu botun kutu açılışını yapacağız. Tüm malzemeleri içinde bu çantaya sığıyor. Açacağız orada, botu şişireceğiz. Bu videonun devamı da bu şekilde. Sonra da toplanmasını da göstereceğiz. İşte her hafta bir kolibri bot. Geçen hafta 2.80'di, bu hafta 3.30. Birkaç gün içinde 330'un kano versiyonunu çekeriz. Ha evet, bunu da gösterelim. Aynen. Bu da olta aparatı, o şekilde şuraya kıstırılabiliyor. İstediğiniz yere gezdirebiliyorsunuz, sabitleyebiliyorsunuz. Raylı sistem. Tabii kolibri üretiyor bunu da. Dolayısıyla universal, her bota takabiliyorsunuz. Orada Metin abi gösterdi. Altına bir akü yeri, üstüne de işte balık bulucunuzu koyup dört dörtlük kullanabiliyorsunuz. Bana hayırlı uğurlu olsun. Aa, mutlulukla kullan Murat'ım. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Açılış ve kuruluş videosu videoda açılış ve kuruluş için devam edeceğiz birazdan. Geldi, bagajı atacağız. Merkezden alsınlar abi. Bir de
Arkalarını güzel bir saralım abi. Biz evet. Emir akşam. Yürü ucundan. Az daha al kol, koy böyle. Öyle mi? Sola koy. Şöyle tas. Sen kalk. Ayağına şimdi.